Tarım desteklemelerinde rakamlar belli oldu ve tarımsal destekler çay dışında aslında yerinde saydı. İşte prim desteği olarak adlandırılan fark ödemesinde 18 üründen sadece yaş çay desteği 17 kuruş, o da artırılarak 13 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. Diğer ürünlerin hiçbirinde destek artışı yapılmadı. Hal böyleyken bugün de tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı. Orada da tarihi rekor var. Yıllık bazda %135 yükseldi. Şimdi Türkiye'de bir yandan tarım ürünlerinde artık ithalata bağımlı bir ülke haline geldi. Ekili alanlar gittikçe azalıyor. Çiftçi üretimi bırakıyor. Gıda fiyatları aldı başını gitti. Vatandaş çarşıya pazara çıkamıyor. Mazot ve gübrede de artışın önüne geçilemiyor. Yem fiyatları keza öyle. Ve şimdi böyle bir yıl geçirirken yeni yıla doğru gidiyoruz. Vergilerde de bir taraftan ciddi artış bekleniyor. Şimdi bakanlık, Tarım Bakanlığı'nın da burada tek yapabildiği destek diye kredi paketleri açıklaması, çiftçiyi daha çok borçlanmaya teşvik etmesi. Hal böyleyken siz Türkiye'de tarımın geldiği yeri nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye bir gıda kriziyle karşı karşıya mı, yoksa karşı karşıya kalır mı? Tarımdaki bu kriz nasıl çözülür? Enflasyonu, tarımsal girdi enflasyonunu ve gıda enflasyonunu da birlikte değerlendirdiğinizde siz nasıl yorumluyorsunuz Türkiye'nin bu durumunu? Öncelikle şunu söyleyelim. Bugün biz doğrudan bir gıda krizinin içinde yaşıyoruz. Ve bu yıl değil, pandemide 2020 yılında, kuraklık etkisi 2021 yılında, Rusya-Ukrayna savaş etkisi 2022 yılında ve özellikle Kasım 2021'de yürürlüğe konulan yeni ekonomik modelle birlikte tüketici fiyat endeksinin, tarımsal girdi fiyat endeksinin, tarımsal üretici fiyat endeksinin sürekli artarak zirve yaptığı bir ortamda biz bugün sonuçların konuşmak yerine bu sonuçları yaratan sorunları, köklü sorunları konuşmayı en baştan beri gündeme getiriyoruz. 1980'li yıllardan sonra korunması gereken tarım sektörü, tarımsal kitle, ki nedir bunlar? Gübreye ait İksaç, TÜKSAŞ, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Süt ve Ette Et Süt Kurumu, Et Balık Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Tekel gibi tarımsal kitlerin özelleştirildiği ya da kapatıldığı ortamda biz bugün tamamen serbest piyasanın insafına terk edilmiş, çok uluslu ve yerli büyük şirketler tarafından yönetilen ve kamunun alanı denetlemediği şekilsel baskınlar, tanzim satış çadırları, tarım kredi marketler gibi, raf baskınları gibi, rekabet kurumuna başvurma gibi önlemlerle tüketim üstünden üretim sorununu çözmediğimiz sürece ve kamunun alanı etkin denetleme, yönlendirme, düzenleme görevini yapmadığı sürece bu sorunları artarak yaşamaya devam ediyor. 80'li yıllardan sonra başlayan tarımsal destekleri artırmama, aksine azaltma politikaları bugün 2022'de de sürüyor. 2006'da çıkan tarım yasasının 21. maddesine göre gayri safi yurt içi hasılanın %1'inden az tarımsal destek verilmemesi gerekirken, yasanın hükmüne rağmen verilen destekler %5'ler düzeyinde kaldı. Geçen yıl %3'tü. Bu yılda yine %1'in altında, %5'ler düzeyinde. Dünkü açıklanan tarımsal destek kararını 2023 yılı bütçe teklifiyle birlikte değerlendirdiğimizde 2023 bütçesinde geçen yıl 29 milyar TL olan toplam tarım destek bütçesi 54 milyar TL'ye çıkartıldı ki bu son derece yetersizdir. O halde bizim tarımsal desteklerde toplam bütçe anlamında çok ciddi sorunumuz vardı, var olmaya devam edecek. İkinci konu, tarımsal destekler verildiği yıl değil, bir sonraki yıl ödeniyor. Bu durumda da özellikle enflasyonun belirsiz olduğu, döviz kurundaki artışların sürekli olduğu bir ortamda üretici bir yıl sonra aldığı paralarla gelecek yıla yönelik yatırım yapamamakta ve alanda çaresiz kalmakta ve üretimden çekilmekte. Bu aşamada kullandırılan tarımsal kredilerin
çiftçi lehine olmaması nedeniyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankaları olmak üzere özellikle küçük çiftçiler borç, faiz, icra, kıskacı içinde yaşamaya devam etmekte, üretim alanları alınmaması gerekirken elinden alınmakta. Bu ortamda dün açıklanan destek bütçesi 2023 destekleme tebliği 2023 bütçesinden ödenecek. Yani yine bir yıl sonra ödenecek. Burada bahsettiğiniz gibi organik tarım, organik gübre, iyi tarım uygulamaları, hayvancılık için çok önemli olan yem bitkileri dahil olmak üzere havza park bazlı prim ödemeleri, park ödemeleri, bunlarda herhangi bir iyileştirme yapılmadı. İki alanda temelde iyileştirme var. Toprak analiz desteğinin 40 liradan 50 liraya çıkması çok büyük bir destek değil. Birincisi alan bazlı desteklerde hububatta mazot ve gübre desteği 121 TL olarak açıklandı. Şimdi geçen yıl 42 TL'ydi. Daha sonra bir uygulamayla 50 TL ek ödemeyle hububatta 92 TL olan mazot gübre desteğini bugün 121 TL olarak açıklanması çiftçi anlamında hiçbir olumluluk içermemektedir. Evet, tarımsal üretici fiyat endeksinin %156 olduğu bir ortamda bugün tarımsal girdi fiyat endeksi de Ağustos itibarıyla %130, 5.6 gibi bir rekor düzeye çıktı. Bunun içinde gübrenin payı %200 küsürlerin üstünde. Eğer siz tarımsal desteklemeyi bir yıl sonra ödeyecek şekilde %118'lerde, %120'lerde artırmayı bir başarı olarak görürseniz ve gerçekten mazotta, gübrede dahil olmak üzere, tohumda, ilaçta, yemde, dışarı bağımlı ürünlerde artan döviz, eriyen TL nedeniyle çiftçinin girdi maliyetlerinin sürekli arttığı ve somut indirimlerin yapılmadığı bir ortamda önümüzdeki yıl ve yıllarda çiftçinin üretimde kalması çok çok daha zordur. Üretim sorununu çözmeden tüketim sorununu çözemeyiz. Üretim maliyetleri sorununu çözmeden, bu bitkisel ürünlerde de böyle, süt ve et gibi hayvansal ürünlerde de böyle. Eğer siz çiftçiden aldığınız fiyatı baskılarsanız, gıda tedarik zincirinde demokratik üretici tüketici kooperatiflerinin olmadığı bir ortamda, zincir market egemenliği, hal yasasındaki çözülmeyen sorunların olduğu bir ortamda, üretici kazanamazken tüketiciler de daha pahalı ve yetersiz ve sağlıksız gıdaya erişmek zorunda kalmakta. Bu anlamda dünkü açıklanan kararnameyi biz son derece yetersiz, yaşanan ciddi sorunları çözmek için bir katkı sağlamayacak bir kararname olarak görüyoruz ve geçen yıl asgari ücrette ikinci yarıda düzenleme yapıldığı gibi özellikle seçim dönemi, vaatlerin yapılacağı bu dönemde bu destek bütçelerinin tüm kalemlerde yeniden ele alınması gerekir. Bugün biz ulus meydanında ülkemizdeki tarım danışmanlarıyla bir eylem yaptık. Talepleri şuydu. Ülkemizde tarımsal yayın danışmanlık hizmetleri özelleştirildi. Şu anda ziraat odaları, kooperatifler, birliklerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar mühendis, bunlar bilimi toprakla, tarlayla, bağla, bahçeyle, ahırla buluşturacak insanlar. Tarımsal destek kararnamesinde tarım danışmanlarına 3 yıl boyunca 46 bin TL destek sabit tutuldu. Geçen yıl bir düzenlemeyle 52 bin lira oldu. Şu anda yeni düzenlemeyle 72 bin lira. Eğer siz insanları okutup, ziraat mühendisi yapıp, alana gönderip, asgari ücretin altında çalıştırma gibi bir yanlış yapıyorsanız, tarım danışmanlarını bile desteklemiyorsanız, çiftçiyi destekleme şansınız yok. Dolayısıyla bugün ülkemizde teknik anlamda bir sorun yok. Tarımsal kamu yönetiminde liyakatsızlık sorunu var. Tarımsal kamu yönetiminde yanlı ve yanlış politikaların dışa bağımlı, üründe ve girdide dışa bağımlı yanlış politikaların ısrarla sürdürülmesi, kamunun alana girmeyip özel sektörün kar mantığıyla üreticinin kazanamadığı, tüketicinin kazanamadığı ama çok uluslu şirketler dahil ülkemizdeki belli kesimlerin tarım üstünden ciddi paralar kazandığı son derece bozuk bir tarım düzeni vardır.
çöküş yıllarını yaşıyoruz. Üreticiyi desteklemezsek tüketiciler olarak bizler de açlık tehlikesini yaşarız. Dolayısıyla bu yanlı ve yanlış politikalar devam ettiği sürece yeni bir gıda krizi beklemeye gerek yok. Zaten gıda krizinin göbeğindeyiz. Bunun çok daha artması, artık yokluklar değil de daha önceden uyandırdığımız açlıklar şeklinde ülkemiz yurttaşlarını olumsuz etkileyebilir.